Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni yüzlerinden olan başarılı tiyatro sanatçısı Devrim Yakut, TRT1 izleyicilerine özel söyleşisiyle Bir de Bugün'e konuk oluyor. Bizi çok mutlu ettin. Ne vakittir hasrettik. Hasrettiğimiz Baki Abdülkadir. Çünkü fazla kalmayacağım. Başarılı oyuncu sevilen diziye Cemile Sultan karakteriyle dahil oldu. Yıllar sonra payitahta dönen Cemile Sultan, saraydaki bütün dengeleri alt üst etti. Özellikle Bidar Kadın Efendi ile haremde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Sultan, zaman zaman da Abdülhamit Han'ı zor durumda bıraktı. Şimdi keyifli söyleşimize geçelim ve ilk olarak Devrim Yakut'un diziye dahil olma sürecini gelin kendisinden dinleyelim. Valla haber geldi. Payitahta yeni bir karakter giriyormuş. Cemile Sultan diye bir karakter. Abdülhamit'in kız kardeşi. Düşünür müsün dediler. Ben hiç dönem oynamamıştım. Hiç gerçek bir karakterde, yaşamış bir karakterde oynamamıştım. O yüzden çok cazip geldi bana. Dahil oldum. İşte neredeyse galiba 9 ya da 10. bölümü çekiyoruz. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler teşrif etmiş, kimler şereflendirmiş. Cemile Sultan, yani hiç değişmemişsiniz. Eskiden de böyle hep nüktedandınız. Siz de hiç değişmemişsiniz. Hala aç gözlüsünüz. Başarılı oyuncu Cemile Sultan karakterinin bakın en çok hangi özelliğinden etkilenmiş? Bana hiç benzemiyor. Zaten o yüzden beni çok cezbetti. Bu saate kadar oynadığım diğer kadınlara da benzemiyor. Ben genelde komedi ağırlıklı projelerde oynayan bir oyuncuyum. Hep de öyle teklifler gelmişti bu saate kadar. Zaten yapımcımıza ilk görüşmeye gittiğimizde teşekkür ettim. Benim bu tarafımı gördüğünüz için çok teşekkür ederim çünkü görmüyorlar. Dolayısıyla benim için heyecan verici bir şey oldu. Hani tekrar ders çalışmamı sağlayan, işte tarihe tekrar bakmamı bir anlamda mecbur kılan, ki tarih seven biriyim. Gözlerinin önünde yargılansın evladın. Sürgünlere gönderilsin. Zindanlarda çürüsün. Sen her gece rüyalarında onun acı çektiğini gör. Sonra bir gün ölüm haberi gelsin. Sen suretine hasretken cansız bedenine bile kavuşama. O gönderildiği uzak topraklarda, sürgünde kimsesizler mezarlığına gömülsün senin evladın. Tıpkı benim kocam gibi. Devrim Yakut, Cemile Sultan karakteriyle alakalı sosyal medya üzerinden tepkiler aldığını ifade ediyor. Bana gelenler çok fena. Çok fena. Ya bu bir tarafıyla diziyi büyük bir özdeşlik kurarak izledikleri anlamına geliyor. Çünkü özdeşlik kurdukları karakterlerin canını sıkacak hiçbir karakteri sevmiyorlar. Ben de artık bunca yılın sonunda bunları kalbime almıyorum tabii ki. Bu bir meslek ve başka biri olma hali bizim işimiz. Ben de ete kemiğe bürünüp Cemile Sultan olarak görünmeye gayret ediyorum bu dizide. Çünkü sevilmeyen karakterler de olmalı ki denge sağlansın. Siz bizim hem büyüğümüz hem de başımızın tacısınız. Bu geçmişte yaşanan kötü hadiseleri unutsak artık, şu kahvenin dilde bıraktığı acı tat bile unutulmazken kalpteki acı nasıl unutulsun Bidar kadın? Cemile Sultan'ın hem Bidar Kadın Efendi ile hem de Abdülhamit Han'la yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçmişte yaşanan bir takım olayların öfkesiyle hareket eden Sultan, saraydaki birçok kişiyle çekişme halinde. Sadece Bidar Kadın'la bir çekişmesi yok Cemile'nin. Cemile'nin Sultan Abdülhamit'le de var, işte oğlunun seçtiği hayat arkadaşıyla da var, Bidar Sultan'la da var, işte giden kız kardeşiyle de var. Çünkü bütün hikayesi şu, kocasının haksızlığa uğradığı kanaatinde. Kocasına da çok, kocasıyla çok muhabbetli bir ilişkileri varmış. İki tane çocuk kaybetmiş, tarihsel olarak da öyle. Yani acılı bir kadın aslında Cemile. O acısı nedeniyle öfkeli.
Ama Bidar kadın o kadar pozitif bir karakter olarak yazılıyor ki mutlaka Cemile onunla anlaşmaya kalkmasa bile Bidar Sultan onunla uzlaşmanın bir yolunu bulacaktır gibi hissediyorum. Ne olacağını biz de bilmiyoruz tabii ama şimdi gidişat biraz böyle buzları çözülmeye başladı Cemile'nin, öyle söyleyebilirim. Hünkârımıza söyleyin, kocamın cezasını biraz hafifletsin dedim. Hiç olmazsa burada bir zindanda kalsın da senede bir kez olsun evladı yüzünü görsün kocamın dedim. Ama beni dinlemediniz. Sultanın bu öfkesinin sebebinin ise geçmişte yaşadığı bir takım olaylar olduğunu öğreniyoruz. Kendiyle ilgili, kimseyle ilgili değil aslında öfkesi. Yaşadığı her şeyin çok üst üste gelmesi. Evlat kaybı çok ağır bir şey. Eşi sürgünde ölmüş, çok acı bir şey. İnsan sevdiklerine toz konduramaz. Şu anda onun suçlu olmadığına inanıyor ama ilerleyen vakitte ne olacak? İnanın ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Payitaht Abdülhamit dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla olduğu kadar başarılı prodüksiyonuyla da dikkatleri çekiyor. Sevilen dizinin gerçekçi dekor ve kostüm tasarımları ise TRT1 izleyicilerinden tam not almayı başarıyor. Yani şu sokağa baksanıza, dönemindeki gerçeğinden neredeyse bir farkı yok. Arka tarafta şeylerimiz var. Galiba şu taraftaydı. Ben yeni olduğum için. Mesela bir sokağımız var. Ben orada ilk çekim yaptığım zaman bayağı zaman makinesine girmiş gibi oldum. Bir de bizim sanat grubumuz çok başarılı. Hakikaten gerçeğe çok yakın, atmosferi çok iyi yakalayan bir plato kurulmuş. Dolayısıyla size çok yardımcı olan bir şey oluyor. Kostümleri giyip sete çıktığınızda yürüyüşünüz değişiyor, oturmanız kalkmanız değişiyor, konuşma ritminiz değişiyor. Çok tatlı bir meslek bu. Yani çocukken kurduğumuz hayaller gerçek oldu. Benim en büyük hayallerimden biriydi zaman makinesi. Şimdi oyunculuk biraz öyle bir şey galiba. Durduk yere zamanda yolculuk yapıyorsunuz yani. Uyanın! Herkes uyansın! Hala? Çok erken değil mi? Çalışanı mal, tembeli uyku basar. Güneş tepeye yükseldi neredeyse. Hala uyuyorsunuz. Vaktinin büyük kısmını çalışarak geçiren başarılı tiyatro sanatçısı, setten arta kalan vakitlerini ise bakın nasıl geçiriyormuş. Valla ben boş her vaktini ailesiyle geçiren biriyim. İşte kız kardeşlerim, ailem, eşim, arkadaşlarım, dostlarım. Okumayı çok seven biriyim ama okumayı bir hobi olarak görmüyorum, bir gereklilik olarak. Yemek yapmayı çok severim, sinemaya gitmeyi çok severim. Şarkı söylüyorum ben çok amatörce. Hayatımda en çok yapmak istediğim şeydi. Müzisyen arkadaşım Çiğdem Erken'in Dünya Tiyatro Günü'nde yaptığı konserlere dahil olarak başladı. Ben hep şarkı söylerdim de benim söylediğimi kimse bilmiyordu. Bu akşam saat 8'de Payitaht Abdülhamit sizinle olacak. Bekliyoruz ekran başına. Bizi İmro ile muhatap etmek istiyorlar. Devlet-i Aliye'yi bir eşkıya çetesiyle masaya oturtmak istiyorlar. Payitaht Abdülhamit yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. Derhal haber yollayınız paşa. Kimse pazarlık için masaya oturmayacak. Ne Prens Ferdinand, ne de Amerikan sefiri.